Merhaba. Gebze Teknik Üniversitesi Bilgisayar Topluluğu olarak bu sene ikincisini düzenlediğimiz GİBDE etkinliğine hepiniz hoş geldiniz. Programımızın akışını isim yakın haklarınızın arkasındaki programdan takip edebilirsiniz. Bilgisayar bilimlerine yakından bakmayı istediğimiz bu etkinliğe başlamadan önce bahsetmekle yükümlü olduğumuz bir şey var. Geçtiğimiz 2017 senesinde çok önemli iki insanı kaybettik. Biri Türkiye'yi internetle tanıştıran Mustafa Akgül, diğeri ise Türkiye'ye birçok yayının gelmesine öncelik etmiş Oğuz Manas. Onların uğruna emek sarf ettiği değerleri benimsiyor, bu değerler uğruna üzerimize düşen sorumluluğu alacağımızı ifade ediyor ve bu etkinliği de bu sorumluluğun somut bir örneği olarak görüyoruz. Şimdi de açılış konuşmasını yapmak üzere okulumuz Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Profesör Doktor Yusuf Sinan Akgül'ü sahneye davet ediyorum. Müfredat değiştirmek sık yapılıyor. Diğer bölümlere göre çok sık yapılıyor. Yani klasik bir mühendislik bölümü düşündüğünüz zaman müfredatları aşağı yukarı benzer şekilde 20 yıl, 30 yıl, 50 yıl giden bölümler var. Bilgisayar mühendisliğinde böyle bir şey olması çok mümkün değil. Çok eskide kalıyorsunuz. Klasik teori öğretilecek mi? Tabii ki o işin temel öğretilecek ama müfredatınızda teknolojiye göre ayarlamanız gerekiyor. Geçen sene yaptığınız ayarlama daha çok önceki müfredat değişimleri şöyleydi. Teknoloji ne değişti? İşte şu konu alevlendi, bu konuyu mecbur ders yapalım, seçmeli ders koyalım. Şu konuyu birinci sınıfa çekelim, dörtte seçmeli ders alırlar gibiydi. Artık yeni gelişen teknolojiye göre müfredat ayarlamak da mümkün değil. Öyle, her şey öyle bir alevleniyor ki, o nedenle müfredat diğer bölümlerde de iyi bölümlerde bu şekilde ayarlanmış. Öz tutalım, daha çok seçmeli tarafına kaysın. Öğrencilerin yeni teknoloji öğrenecek kendileri zamanlar olsun. O nedenle dönem başına düşen ders sayısında ve seçmeli ders sayısında azaltma yaptık ve de seçmeli ders sayısında artırma yaptık öğrencilerin kullanımları. Ki öğrencinin kendine yeni gelecek, gelişen teknolojiyi aktaracak öğrenecek zamanı kalsın diye. Bu tür etkinliklere zamanı kalsın diye esasında. Geçen sene bu etkinliğin ilki yapılmıştı. Bu sene ikincisi yapılıyor. Güzel gelişiyor. Programa falan baktık, biz de katılımlarımıza çalıştık ama arkadaşlar maşallah güzel şeylerin itibatlarını kurmuşlar. Her türlü alandan konuşmayı, değerli konuşmayı da var. Endüstriden geliyorlar. İşin mühendislik hakkında konuşacaklar. Yapay zekadan yazılım mühendisliğine, güvenliğe kadar tüm konularda konuşmalar var. Şeye gelmeye çalışıyorum. Yani müfredatımızın değişmesinin sebebi bu türlü etkinlikler daha fazla olsun. İnsanlar kendi kendine öğrenmeyi daha iyi öğrensinler, o üniversite bünyesinde yapsınlar. Biz de bundan faydalanalım esasında çünkü herkes de buna beraber hem fikirdir. Her şeyi okulda öğretmek mümkün değil. Biz öyle öğrenmedik öğrendiğimiz kadar. İkinci sene öyle öğreneceğini çok fazla sanmıyorum. Şey çok hızlı gelişiyor. Yani bu çok klasikleşmiş bir
cümle ama kullanmak zorundasınız. Teknoloji çok hızlı gelişiyor. İlk arada duyduğumuz bilgisayar alanında bu çok daha şey yani hızla tanımlanmayacak gibi bir şey herhalde. Ölçü lazım diye. Gecede birdenbire teknolojinin değişmesi bile insan hayatına yansıması falan filan insanın aklını alacak gibi değil. Yani birdenbire haberlere, magazin haberlerine falan düşüyor. Şey, komik gülmeye başlıyoruz. Dün bir haber vardı. Evvelsi gün gazetede. Yurda kaçak sokulmaya çalışılan Bitcoin basma makinesi yakalandı diye. GPU yakalamışlar. Bütün ülkesiyle beraber. Resimde basmışlar. İnsan yoktu ama yani. Şimdi insanlar buna ciddi okuyor, bakıyorlar. Ne oldu da yani insanlar ahırlarda Türkiye'de GPU farmları kurup kaçak elektrikle Bitcoin mining yapmaya falan başladılar. 2 sene önce, şimdi ben gülüyorum, 2 sene önce herhalde gülünmeyecek kadar saçma bir haber oldu değil mi ama? Türkiye'de böyle şeyler yapılacak. Yani sadece teknolojik hayata yansımıyor bu türlü değişiklikler. Tüm toplumu değiştiriyor, haber oluyor. Bunlar nasıl takip edilecek? Yok yani derslerde öğretilen 1. sınıf, 2. sınıf, 3. sınıf dersleri takip etmek mümkün değil. Onlar müfredat denen şey uzun bürokratik değişiklikler gerekiyor, senatöre gidiyor, bir daha geliyor, orada arasında tartışma oluyor, kolay şeyler değil yani. Okulda öğretmeye çalışmak kolay ancak insanların kendi kendine öğrenmesi de olacak. Yine hani gördüğüm yerde burası, bu tür etkinlikler sayesinde. Başka bir problem de gördüğüm şu, teknoloji o kadar hızlı ve çeşitli değişiyor ki biz bunlardan hangisini öğreneceğiz? Yani bu yani şimdi blockchain'e mi yatırım yapmalıyım, yoksa işin security tarafına mı, güvenlik tarafına mı yatırım yapmalıyım, yoksa işin giyilebilir teknoloji tarafına mı yatırım yapmalıyım ben bir mühendis olarak, kariyerim olarak? Hangisi olacak bunlarda? Yoksa bir tarafını ihmal etmeli miyim? İhmal edemezsiniz şimdi tarafını, ne tarafından ne geleceğini bilmiyorum. Birdenbire öyle bir şey oluyor ki, aklıyet oluyor ki bir tarafta, o gelişmeyi yapan da ilerliyor. Maalesef diyeceğim, bilgisayar dünyasında bu iki kelime hem şanslıyız hem de maalesef'i aynı anda kullanmak zorundayız. Şanslıyız çünkü çok dinamik bir alan. Dinamik alan olması demek fırsat demek. Fırsat demek genç bir insan, 16, 17, 18 yaşında bir insan 3-5 yıl içerisinde dünyayı alt üst edecek, magazin dünyasına düşecek, teknolojik gelişmeler yapabilir demek. Diğer taraftan maalesef de öğrendiğiniz şeyler birdenbire eskiyor. Ve çok şey öğrendiğiniz halde, öğrendiğiniz şeyler sanki yok olup gidiyormuş gibi oluyor. Bu dünyada nasıl yaşayacağız biz? O sorunun cevabı yine maalesef diyeceğim, bende yok. Kolay bir soru değil ama. Her taraftan bir şeyler gidip, birbiriyle sürekli konuşup, beraberce öğrenip, bu tür etkinliklere daha fazla katılıp, belki daha önce düzenleyip, yani çünkü kontak bulmak, anlamak, ne önemlidir bilmek, önemli. Bu Türkiye etkinlikleri düzenleyip arkadaş gruplarıyla beraber, network'ünüzle beraber kolektif olarak öğrenme var herhalde. Benim gördüğüm, en çok öğrendiğim şeyler arkadaşlardan öğreniyoruz. Onlar bahsediyor. Ya şöyle bir şey varmış, biraz önce bahsettiğim haberi bizden 5 yıl önce mezun olmuş bir tane yüksek lisans öğrencisinden öğrendim. Diğerini derin öğrenme dersinde ben anlatırken öbürleri söylediler falan. Yani bu tür ortamın içerisinde olmak, sosyal hayatınızı bunun etrafında şey yapmak, tam geek şey hayatı yani. Sosyal hayatınızı teknolojinin etrafında şekillendirmek. Benim için hiçbir problem değil. Çok hoşuma da gidiyor. Güzel. Zaten iyi diye geldiğiniz yere göre bir cumartesi sabah sizin için de böyle herhalde. Herhalde çözüm olacaktır. Bu etkinliğe başlarken ilgili birkaç şey söylemek istedim. Aklımda bunlar var. Program çok güzel. Çok fazla uzun konuşmayacağım dedim ama herhalde biraz uzun değil. Güzel diğer arkadaşlara ve katılmacılar şimdiden teşekkür ediyorum. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hocamıza konuşması için teşekkür ediyoruz.